Abi ya bak. İyi vuruştu. Teşekkürler. İşte böyle Ekrem Bey. Bu sene kasino 2 milyon dolarlık ek yatırımla açtık. Ancak oteli ve kasinoyu daha da büyütmeyi düşünüyorum. Bu sebeple de aslında sizin gibi bir iş ortağı arıyorum. Top Sebo. Vallahi biz de uzun zamandan beri otel ve turizm işine girmeyi düşünüyorduk. Tanışmamız iyi oldu. Sizin bu kasino ayda ne kadar kazanç getiriyor? Vallahi o değişiyor. Sezonda hafta oluyor 3, hafta oluyor 5 milyon dolar. 5 milyon mu? Öyleyse hafta sonu finans danışmanlarımla birlikte otelinize gelmek istiyorum. Bir görelim bakalım şu kasinoyu. Tabii beklerim. Misafirim olun. Oo, daldık oyuna. Ben artık müsaadenizle ayrılayım. Rica ederiz, müsaade sizin. Al oğlum. Aslanım. Tanıştığımızda çok memnun oldum gerçekten. Ben de Faruk Bey. Hafta sonu muhakkak eşinizi de bekliyorum. Tabii, beraber geliriz. Allah'a ısmarladık. İyi yolculuklar. Şerefsiz. Kendini bir bok sanıyor. Resmen yanımızdaki karıya asıldı. Güle güle. Bence çok tatlı birisi. Ağzını patlatmayayım. Neredeyse içine düşecektin herifin. Aa, ne alakası var canım? Çok kibar bir adam diye diyorum ben. Neyse. Zuka'yı yuttu. Uyanamadı keriz. O zaman hemen akalım Kıbrıs'a kasayı patlatıp gelelim abi. Ne demek lan akalım patlatalım? Kolay mı Kıbrıs'ta kasa patlatmak? Vazgeçiyor muyuz yani? Vazgeçmeyeceğiz dingil. Yalnız bu işi tek başımıza halledemeyiz. Nerede bizim şu Daltonlar? Daltonlar kim abi? Maskeli beşler diye gazetelere çıkan ufakçılar. He, sen bizim çocukları diyorsun. Evet. Olur, iyi çocuklardır. Seni de severler sayarlar yani. Konuş bakalım bir onlarla. Hatta çağır gelsinler. Olur onlarla bu iş. Olur olur. Hem de güzel olur. Çılgın gençler, enerjik kızlar. Bizimle çalışmaya hazır mısınız? En az lise mezunu, part-time, İngilizce bilen rottweiler, köpek bakıcısı aranıyor. Rottweiler, part-time. Köpek yabancı galiba. Arkadaşlar yemek hazır. Recep abi. Ne oldu? Hadi gel ciğerler hazır. Siz oturun uşaklar, gelirim. Sen de bir salata yapsaydın be usta. Ne salatası oğlum? Biz burada ekmeğin peşindeyiz. Sabahtan beri iş arıyoruz size. Ay çok fena dönüyor. Ulan Seçi, Lucky de aldın mı? Yok abi. Fransız şarabı var, olur mu? Olur. O da olur. Vay, kayıp balık Memo. Çok güzel arkadaşlar. İyi ki gelmişiz buraya. Ama az daha boz. Orada boğuluyordum ha. Boğuluyor muydun? Ulan ben abi teçhizatta okyanusu geçerim be. Siz burada oturup konuşun. Benim şimdiden ciğerlerim açıldı bak. Sen bunları boş ver ciğerim. Gel sen otur ciğerini ye. Okey abi.
ama benim ciğere tuz atmayın. Abi kırsana soğanı, soğutmayalım be. Bismillahirrahmanirrahim. Geç geç. Bu kim lan? Selamun aleyküm abiler, afiyet olsun. Oho, Sebu, nereyorsun ya? Gelsene. Ne haber baba? Ne yapıyorsunuz bakalım? İyidir Sebo, sen nasılsın? Ne olsun be birader, koşturmaca işte. Hayırdır lan Sebo, ne işin var burada? Yok bir şey be abi. Çocuklara sizi sordum. Tatilde dediler, biliyor musun? Ben de dedim, ulan bunlar Antalya'ya falan gitti herhalde. Yok be abi, ne Antalya'sı ya? Aşiyan Emirgan'dalar dediler. Ben de aklım geldim. Özledim lan sizi. İyi yaptın canım kardeşim. Mide durumları nasıl? Ciğer ye. Eyvallah baba, yaptım ben o işi be. Ama bir kolanızı içerim. Sebo, ne ayak? Arabalar falan şekilleri ya. Hamdolsun be anam, ne olsun. Yani biliyorsun biz de son zamanlarda Rakı Selim'le takılıyoruz ya. Neyse agalar, mevzuya gelelim. Rakı Selim sizi çağırdı. Rakı Selim bizi mi çağırdı? Hayırdır inşallah? Vallahi bilmiyorum, iş konuşacak herhalde. Çocuklara söyle, bir bana gelsinler dedi. Ula Tezcan, iş arıyordun, iş ayağına kadar geldi. Kalbin çok temizmiş ula. Hem de Rakı Selim'den, efsaneden teklif geldi oğlum. Öğlen iki gibi orada olursunuz, tamam mı? Ben de orada olacağım zaten, görüşürüz. Onun da gazı kaçmış. Neyse, yemeğimizi yiyelim de sonra gidip bir bakalım neymiş bu Selim Aga'nın derdi. Abi anladığım kadarıyla bayağı bir tersolar. Almışlar bir karavan, öyle kaplumbağa hesabı takılıyorlar Emirgan'da. Salak herifler. Selim, hadi gelsene izleyelim, siz çok güzel. Hayatım görmüyor musun? İş konuşuyoruz, toplantı halindeyiz. Ne yüzmesi ya? Gelmezsen gelme, ben de kendim yüzerim. Bu karı da devamlı sevişelim istiyor. Vay, vay, vay. Uşaklar, burası. Buyurun. İyi günler ablacığım. Biz Deniz Selim abiyle görüşecektik. Kendisinin haberi var. İçeri buyurun. İçeri. Bekleyin lütfen. Ben Selim Bey'e haber vereyim. Tezcan. Ellem abi. Boş ver şimdi. Isırır mı ısırır? Ne erleyeceğim oğlum? Zaten suyun içinde. Baksana lan aç. Dolanıp duruyor hayvan. Ya küçük 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 küçük. Gel. Küçük küçük küçük. Ana! Ne oldu lan bu hayvana? Yazık lan. Karnı doyunca bak uyudu hayvan. Abi, galiba öldü bu. Öldü mü? Lan Tezcan, ne eşek herifsin. Elleme dedik sana lan. Kardeşim, para geliyor lan. Buyurun, Selim Bey sizi bekliyor. Buyurun, Selim Bey bizi bekliyor. Hadi bak. Lütfen galoş takın. Efendim? Lütfen galoş takın ve beni takip edin. Ne dedi lan bu? Galoş takın dedi abi. Bu ne? Ben biliyorum. Ha işte galoş. Al. Versene bir tane. Oğlum ne duruyorsunuz orada? Geçsenize şöyle. Budur işte. Sebu abi, hürmetler. Hoş geldin. Hoş geldin. Saygılar. Hoş geldin.
Hoş geldin. Oturun oğlum, oturun. Nasılsınız çocuklar? Nasıl olsun abi işte, Allah'a şükür. Koşturmaca. Hemen konuya gireceğim. Sizi buraya niçin çağırdım? Niye çağırdın abi? Son zamanlarda çok düşündüm çocuklar. Ve artık emekli olmaya karar verdim. Ama şanımıza yakışır bir şekilde bir jübile yapalım diye düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı abi. Anlayacağınız, uzun zamandır bir iş üzerindeyim. Artık aksiyon zamanı geldi. Abi, sorması ayıp. İş ne acaba? Büyük bir iş. Aslında proje de diyebiliriz. Daha doğrusu bir konsept. Kasino soyacağız. Okey abi. İşin içinde kontes varsa kabul ediyoruz biz. Selim abi. Öncelikle bizi düşündüğün için teşekkür ederiz. Biz yeterince ses getiren işler yaptık evvelallah. Bundan sonra böyle fazla ekolu işler yapmak istemiyoruz. Ayrıca garibanın yetimin hakkını yemek de bize biraz ters geliyor. Allah kısmet ederse seneye de bir umre niyetimiz var. Evet abi. Ne garibanı, ne yetimi be oğlum. Asıl onlar garibanın yetimin hakkını yiyorlar. Bizimki Robin Hood hesabı. Al zenginden, ver fakire. Bir anlamda hayır işi de diyebiliriz. Doğru söylüyor abi, hayır işi. Lan oğlum, en az 10 milyon dolardan bahsediyoruz. 10 mu? 10 milyon dolar. Parayı saymanız bir sene sürer. Yarı yarıya da kırışırız. 50-50 hesabı. Ayrıca bütün masraflar da bana ait. Hadi. Şöyle bir de façanızı dizerim. Hem tatil hem iş. Ondan sonra da hep beraber umreye gideriz anasını satayım. Evet. Ne diyorsunuz? Peki. Kabul abi. Aferin size. Bu işi nerede bitireceğiz? Yani mevki neresi? Kıbrıs'ta. Yani yavru vatan Kıbrıs'ta. Can Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Aslanım. Tanıştırayım. Mali danışmanım... Tekin Güvenoğlu ben. Memnun oldum. Muhasebe müdürüm Profesör Talip Parasayar. Memnun oldum. Ben de. Mali müşavirim Tahsin Unak tabii. Memnun oldum. Güvenlik müdürüm Salih Bey. Memnun oldum. Merhaba. Ben de... Kamil Balyer, çok memnun oldum şahsen. Ben de Kamil Bey. Okey. Beyler, isterseniz bir havuz başına geçelim. Özellikle sizi tanıştırmak istediğim birisi var. Buyurun. Buyurun. Allah Allah.
Dostluğumuza ve yeni işlerimizin şerefine kaldırıyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Vay be, harbiden güzel manitaymış. Gerçekten güzel kızmış be. Allah sahibine bağışlasın. Havuz derin midir acaba? İşte tam evleneceğim kadın. Heh, işte geldi. Tanıştırayım. Halk ilişkileri uzmanım Bilge Hanım. Beyefendi de yeni yatırım ortağımız Ekrem Dürüstoğlu. Memnun oldum Ekrem Bey. İsminizi çok duymuştum. Ben de memnun oldum. Bilge Hanım, değil mi? Bilge Hanım, Ekrem Bey ve ekibi bu hafta sonu misafirimizdir. Bilhassa misafirlerimizle özellikle senin ilgilenmeni istiyorum. Tabii şeref duyarım. Ekrem Bey, herhangi bir isteğiniz olursa hiç çekinmeden direkt beni arayın. Oldu o zaman. Müsaade ederseniz biz odamıza çekilelim. Ne de olsa yol yorgunluğu. Daha sonra görüşürüz. Teşekkür ederiz. Bilge, bu enayi düşündüğüm yatırımı yaparsa adayı Las Vegas'a çeviririm şerefsizim. O yüzden de bunlarla senin ilgilenmeni istiyorum. Özellikle de Ekrem Bey'le. Okey mi? Hiç merak etmeyin efendim. Gereken ilgi ve alakayı göstereceğimden emin olabilirsiniz. Güzel. Sen güvenlik elemanlarını kontrol et. Siz ikiniz. Kameraları tespit edin. Anlaşıldı. Kamil. Hı. Para akışını takip et. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Okey Selim abi. Bahattin. Efendim abi. Özel odalarda ne kadar para dönüyor? Onu takip et. Tamamdır. Sebo. Buyur abi. Faruk Bey'e git. Yeni ortağınız oteli merak ediyor. Planları kapta gel. Okey abi. Hadi bakalım. Hepinize bol şans diliyorum. Sağ ol. Makinenim ben. Kamil, habuğa bir tane daha at da. Hadi bismillah. Kart. 17. 20. İyi akşamlar Selim Bey. Pardon, Ekrem Bey'di değil mi? Hayırdır? Oyun mu oynuyorsunuz yoksa keşif mi yapıyorsunuz? Ne keşifi canım? Sadece şansımızı deniyoruz. Ver kızım. Delirttin ha, delirttin ha, delirttin ha, delirttin, delirttin adam ha. Buna çok asilme ha buna, çok asilme. Vermiyor abi, bu makine vermez. Biliyordum, biliyordum bu makine verecek diye makasına. Kazandık ya. Bakıyorum görmeyeli iş adamı olmuşsunuz. Evet canım, iş adamı oldum. Beğenemedin mi? Mesleği değiştirince ismi de değiştirmişsiniz bakıyorum. Buraya uzman ekibimle yatırım ve tatil yapmaya geldik. Hangi isimle geldiğim de seni hiç ilgilendirmez. Seni tanımasam bu söylediklerinden etkilenirdim ama seni çok iyi tanıyorum Ekrem Bey. Selim abi. Ekrem Bey, evladım. Okey. Biz parayı bulduk. Ver şunu, çekin. Ya
Abi, boşu boşuna başımızı belaya sokmaya gerek yok. Hemen uzayalım. Namusumuzu da kazandık Selim abi. Ekrem abi. Uzman ekip dediğim bunlar mı? Sana her anlamda bol şans diliyorum Ekrem Bey. Jetonları ne yapacağız abi? Yürüyün lan gerizekalılar. Abi jetonları? Yürü. $2,500. Görüşürüz. Bol şans. Dört yukarı. Bol şans Tezcan, Tekin Bey. Teşekkür ederim. Yenge de yani bak etrafta acayip acayip hareketler yapıyorsun olmuyor. Selim abinin kulağına gider ikimizi de deri deri gömer vallahi. Gömsün, ben seninle canlı canlı gömülmeye razıyım. Yengeciğim sen razısın da ben razı değilim ki Allah Allah. Rest. Gördün. Neyiniz var? 3 as. 4 kız. 4 kız. 4 kız. Allah bağışlasın. Ya yenge ne yapıyorsun? Allah'ını seversen çek şu elini ayağını ya. Çekmiyorum, ne olacak? Çekmiyorum. Ya yapma Allah'ını seversen ya. Ne işten aldık başımızı arkadaş ya. Bak ya. Ne oluyor lan? Anam avradım olsun yıkarım burayı. Hile yaptınız lan. Arabamın parasını aldınız benden. Benim paramı geri. Lan bu bizim taksici değil mi? Kralınız yazdı lan. Taksi miydim ben burada? Hile yaptınız lan hile. Çekil, verin lan paramı geri. Alın bunları. Çekil lan. Dek. Bir saniye. Bir dakika. Lan taksici ne yapıyorsun lan sen burada? Tezcan abi, faça yapmışsınız nefis. Ulan bırak şimdi façayı maçayı da aşağı in. Abiler kusura bakmayın, arkadaş yabancı değil. Bir tatsızlık oldu, hepinizden özür dileriz. Yürü bakalım, yürü. Bol şans, görüşmek üzere. Yürü. Abi yürü. Oğlum tamam yeter, ağlama. Yaparız sana bir sarı araba. Lan 2 saattir içimizi bayılttın be. Ağlamıyorum ben, tamam. Konu para değil. Ben o masada yalnızca parayı değil, kişiliği bile kaybettim. Ya onu da buluruz oğlum. Hatırlat da şunun kişiliğini bulalım ya. Ha düşüyor, yine düşüyor bu. Tavsiye bir abi, sen düştün. Ben biliyorum abi. Ben eşekim. Onu bilirim da kişiliğini ne edecek onu bilmiyorum. Gerçekten özür diliyorum Faruk Bey. Dediğim gibi, danışmanımın eski şoförü. Tabii, yabancı değil yani. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Tamam ulan hallettim. Aşağı inip muhasebeden paranı al. Bir daha da görmeyeyim seni bu alemde. Ya Allah'ım, dayıma bak, öpeyim dayım beni. Çek lan elini yavşak herif. İyi peki. Ya pardon, babalar be. Havaalanı için aranızda minik bir taksi ücreti olan var mı acaba o? Lan yürü git, canımızı sıkma şimdi bize mütbezel. Yürü git bak sen. Neler sanki? Hemen toplantı yapmamız lazım. Bu işi yarın akşam bitirmemiz gerekiyor. İşler karışmaya başladı. Halkla İlişkiler Müdüresi benim gerçek kimliğimi biliyor. Vay be, harbiden güzel manitaymış Selim abi. Bir daha böyle konuştuğunu duyarsam kafanı koparırım lan senin. Şişt bileler, aslında var ya bilgesi... Kes lan sen de. Neyse, işimize bakalım. Güvenlik durumu nedir? Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Hani bayağı bir adam var abi aşağıda. Abi demin için özür. Kamil, para akışı ne durumda? Abi sorma. Aşağıda fena bir para akışı var. Oğlum onu sormadım. Para nereden geliyor, nereye gidiyor? Ha. O kadar hızlı akıyordu ki ben... takip edemedim abi. Bahattin, özel odanın durumu nasıl? Hangi özel oda abi? Anlaşıldı.
Allah sonumuzu hayır etsin. Sebo, sen planları alabildin mi bari? Aldım abi. Getir bakayım bana. Hemen abi. Ulan dingil. Demir çelik yazıyor lan bu. İnşaat projesi değil mi? Abi, otel planı deyince bunu verdi adamlar. Anlaşıldı kardeşim. Bu iş sizlerle olmaz. Yarın sabah bavulları toplayın. Hemen Türkiye'ye dönüyoruz. Tezcan, kapıya bak. İyi geceler herkese. Bakıyorum toplantı halindesiniz. Ne toplantısı canım? Normal sohbet ediyoruz. Sabahın dördünde. Dinliyorum. Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Beni hala düşündüğünü görmek ne sevindirici. Ancak bensiz güvenlik duvarını aşmanız mümkün değil. Hele bu uzman ekiple daha kasanın yanına bile yaklaşamadan yakayı ele verirsiniz. Ne kadar istiyorsun? Yarısını alırım. %25. 40. O kadar parayı ne yapacaksın? 30. Son 35 olur. Tamam 35 olsun. Görmeyeli bayağı üçkağıtçı olmuşsun ha. Armut dibine düşermiş canım. Affedersiniz abi, %35 derken? Tamam ulan tamam. Kendi payımızdan. Ha, yani şimdiden konuşalım da herkes ne alacağını bilsin. Bilge Hanım, anlat bakalım şu güvenlik duvarını. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu otelin kasinosu en son teknoloji güvenlik sistemleriyle korunmakta. Yani bu kasinoya kimse soyamaz. Kasinodaki hasılatın ilk aktarımı gece yarısından 2 saat sonra, yani gece 02.30'da yapılmakta. Ben operasyon için en uygun saatin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yorgun olmayan müşteriler en çok parayı bu saatte bırakırlar. Birinci aşama kameralar. Kasinonun anlık görüntüleri güvenlik kameraları tarafından 24 saat 3000 terabaytlık bir hard diske kaydedilmekte. Kısacası salonda uçan sineklerin bile özel hayatı kayda alınmakta. İkinci aşama, iç güvenlik kapısı. Bu kapı titanyum çelik alaşımlı bir malzemeden üretilmiştir. Klasik anahtar kilit sistemiyle açılan bu kapının anahtarı bir tek Faruk Bey'in odasındaki özel kasada bulunmakta. Peki bu kasanın anahtarını nasıl alacağız? Bırakın da o kadarı bana kalsın. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Son aşama, kasa bölümü. Kasa 50 santim kalınlığında bir çelikten yapıldı. Bu bölüm en zor aşama çünkü kasanın kapısı sadece Faruk Bey'in yüz tanımlama sistemiyle açılmakta. Dolayısıyla işimiz çok zor. Selim abi, isterseniz biz bavulları toplayalım abi, ne dersin? Yok. Daha çok erken. Unutmayın ki bana yakışan bir final olmalı çocuklar. Bence siz hemen bir para sayma makinesi alın. Yoksa o kadar parayı elle saymak çok zor olacak. Bir dakika, 5 dakikanızı alabilir miyim acaba? Ben şey diyecektim. Ne diyecektiniz? Havuz ne taraftaydı acaba? Havuz mu? Burada işte. Görmüyorum. Ne güzel bir havuz değil mi? Tıpkı sizin gözleriniz gibi. İyi günler.
İşte Bilge de geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Al canım. Seni sadece bir iş ortağı değil, kendime bir abi, bir kardeş olarak da görüyorum. Ekrem abi. O halde ben de kadehimi bu güzel ortaklıktan doğan sinerji için kaldırıyorum. O zaman sinerjiye, enerjiye ve kasinoya. Saate. Oh, tezcan. Su mis gibi mis ama biraz yakıyor. Kamil. Karşıda iki tane manita var. Sabahtan beri beni kesiyorlar. Gidip akıllarını alalım mı lan? Oğlum tezcan, onlar bize bakmaz lan. Tim, neyine bakmayacak lan? Estetik olacaksın oğlum kadına karşı. Estetik. Hı. Estetik olmadı mı kadından sana meyve yok. Hı. Tamam mı? Karnını içeri çekeceksin. Göbek yokmuş gibi davranacaksın. Yılan olacaksın, anlayacaksın. Hı. Seyret abini. Kamil belin. Ne? Belin mi? Kamil. Dur. Çorabını bırak. Bırak. Çok uzun zamandır böyle içeri nefes alıp vermem bir anda olunca damar üstüne geldi içeride. Hı. Risk attı. Hı. Affedersiniz, şanslık boş mu acaba? Görmüyor musun? Dolu. Arkadaşlarımız gelecek birazdan. Kamil, naz yapıyorlar. Naz çök. Merhaba. Ben Tezcan. Bu da Kamil. Hanımefendiler, memleket neresi? Almanya. Oğlum, karılar Almancı çıktı. Yırttık. Neresinden? Şş, bizim yanımızda öyle başka erkeklere el sallamalar falan olmuyor ha. Sana ne be, sapık mısın sen? Vay be. Demek biraz önceki o bakışlar yalan da. Hayırdır beyler, burası bizim yerimiz. Abi kusura bakmayın, biz yanlış geldik galiba. Uzatmayın lan, yürüyün. Sen kime lan diyorsun lan? Hola! Kurban olayım ya. Bak bir dakika, dur adamlara bak lan. Abi. Bunlar sizin ekip değil mi Ekrem abi? Evet. Bir gün daha sabredemediniz. Olay çıkardınız ha? Yok. Selim abi, ben o karıları tanıyorum abi. Pardon yenge. O karılar yollu karılar abi. Bizi kumpasa getirdiler. Evet abi. Ben de bana vuran lavuğu çok iyi tanıyorum. Ne lavuğu, ne tavuğu ya? Herifler resmen façanızı aşağı aldı sizi. Lan oğlum Sebo, nerede kaldın sabahtan beri? Anca be abi. Öyle bir liste yapmışsınız ki dinamitler, telsizler falan. Ya bunları ayarlamak için adadaki bütün gayrimeşru adamlarla tanışmak zorunda kaldım neredeyse. Neyse, tamamladın mı bari? Tamam olmaz mı abi? Hepsini toparladım. İyi o zaman. Kalkın arkadaşlar. Action zamanı. Gidiyoruz. ...25'lik verir misin? Roberto Carlos bizde.
Bu sene kesin şampiyonuz. Dene çok dene. Yok ya. Buyurun beyler. Elektrik arızadan ana santrali kontrole geldik. Arıza talep kağıdınız yanınızda mı? Evet. Bilgi Hanım'ın talebi. Elektrik arızadan geldiler. Bilgi Hanım'ın talep formu var. Buyurun. Kesin şampiyonuz ya. Ne diyorsun? Ya bak. İşinizi çabuk hallediyorsunuz. Tamam abi. Sağ ol. Para aktarımından sonra konuşalım. Tamam abi. Sen şimdi uza biraz bakayım. Hadi. 7, 9, 2. Kim varmış burada? Faruk Bey. Faruk Bey. Korktum. Siz misiniz? Merhaba. Gerçekten korkutuysam çok özür dilerim. Hayırdır? Niye bekliyorsunuz burada? Yolu kaybettim. Sizi bekliyordum yolu sormak için. Ben ki. Ne güzel. Yolu tarif etmeden önce odamda bir şeyler içelim mi? İçelim de önce tarifi alsaydım. 8. Tarif kolay. Buyurun. Buyurun efendim. İşte benim odam. Aa, çok güzelmiş. O zaman ben bir içki hazırlayayım. Rica ederim, ben hazırlardım canım. Olur mu hiç öyle şey Faruk Bey? Yani inanın elimde değil Faruk Bey. Geyşe ruhum izin vermiyor. Geyşe ruhu ha? Böyle hep hizmet etmek istiyor. Hadi bakalım. Çin çin. Çin çin. Anahtarı aldım. Operasyona başlayabiliriz. Tezcan. Tezcan. Efendim abi. Sıra sende oğlum. Tamam abi. Şimdi hazırız. Sen gidebilirsin kardeş. Siz yeni misiniz? Ha, bugün başladım. Bana bilgi gelmedi, ben bir sorayım. Birader, ben Bilgi Hanım var ya bakın, ben onun yeğeniyim. İstiyorsanız bir el sallayın da işinizden olmayın. Ailesi olsun. Sağ ol kardeşim. Kamil. Sıra sende. Hazırız çocuklar. Ben hazırım. Faruk Bey, siz ne yapıyorsunuz? Sizin bayılmış olmanız gerekiyordu. Bayılıyorum ama sana. Gel kız buraya. ama ben sizin arkadaşınızın aşkıyım. Yemişim arkadaşını. Gel buraya kız.
Geçme. Şimdi. Kesin. Operasyon başlıyor abi. Sana kapı. Ya Selim abi kapı elektrikliği açmıyor. Ne yapacağız? Bir dakika abi. Şişt, Kamil. Kim o? Kapıyı aç oğlum, benim teyzem. Nereden bileyim ben senin teyzen olduğunu? Parolayı söyle. Kamil, gayret etmeyin lan beni. Aç şu kapıyı. Okey Selim abi. Allah'tan Selim abi konuştu, yoksa tanımayacaktım teyzen ha. Parola ha, ben sana soracağım parolayı. Şişt, hadi oğlum, elinizi çabuk tutun hadi. Kamil, bu mu yaptın bomba? K4 su bombası. Halis mulis Çin malı. Şimdi siz şöyle kaçalım da üstünüze su şişlemesin. Ay ne azgın adammış. Canımı zor kurtardım vallahi. Niye gülüyorsun? Elini çabuk tut Kamil. Kablo kısa. Hadi açacaksan aç artık şu kapıyı. Ses çıktı mı abi? Aferin lan oğlum. Açtın kasayı. Çabuk paraları toparlayalım. Askerler. Alın, toparlayın. Alabildiğiniz kadar. Herkes alabildiği kadar alsın. Hadi yeter bu kadar. Yürüyün. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Selamun aleyküm. Bol şans abi. Teşekkürler oğlum. Yakalayın, hırsız var! Ne? Hırsız mı var dedi? Ulan ne yapacağız şimdi? Bir insan 5 yıldızlı bir otelde jeneratör olabileceğini düşünemez mi? Zeki! Ne alakası var be? Tam kaçıyorduk, karı bizi ihbar etti. Ulan Şaklar, bir durun da. Olan oldu. Şimdi edecek onu düşünün. Ben buldum. Sal yapıp kaçalım. Yok yani, buradan memlekete kadar yüzemeyiz diye ben şey dedim yani, öyle dedim ama zaten bir daha demem. Ferhat, bu rezaleti hemen bu gece halledeceksiniz. O zibidileri adadan uçmadan yakalayın. Gömelim mi abi? Gömün. Efendim, bence bu meseleyi daha fazla büyütüp otelin güvenilirliğini sarsmasak? Ne güvenilirliği Bilge Hanım? Adamlar göz göre göre kazinoyu soymaya kalktı.
Rezil olduk zaten olacağımız kadar. Ben size söz veriyorum, bu konuyu basına sızdırmadan halledeceğim. Hem nasıl olsa parayı da kurtardık. Doğru söylüyorsun. Peki, hallet bakalım. Arkadaşlar, bir adaya düşseydiniz yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Kamil, hı? Seni almayacağımız kesin. O Faruk denen mafya var ya, adamlarını peşimize takmıştır şimdi. Gelsinler oğlum. Gelsinler, gelecekleri varsa görecekleri de var lan. Yeter ulan, yeter! Kesin sesinizi. Yok yok, biz kaçış planını planlıyorduk da burada. Uzatma. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Benim adım Raki Selim. Tabii. Ölürüm de dönmem. O işi bitirmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bu gece kalacak bir yer bulmamız lazım. Şurada bir motel var. Bu gece orada kalırız. Hadi yürüyün. Arkadaşlar yırttık. Bakın bizim otelden bahsediyor gazetede. Ne yazıyor ya? Ünlü. Ka. Kaya. Ünlü Kaya. Ya Kamil, sabah sabah bir gazete okuyacaksın. Aklımızı alma be kardeşim ya. Ünlü Kaya Artemiz Otel'de soygun tatbikatı yapıldı. Kasinodaki müşterilerin bilgisi olmadan yapılan tatbikatı büyük paniğe neden oldu. Bak bak, kurnazlara bak. İşi nasıl tatbikata çevirmişler, ha? Peki kazinoyu kim soymuş? Onu da yazıyor mu tezcan? Henüz belli değil Kamil. Belli değilmiş. Bu dosyaları muhasebeye indirin lütfen. Affedersin kızım. Tansiyonum düştü. Yardımcı olur musunuz? Sesini çıkar. Yürü. Yürü. Armut dibine düşermiş. Sen dibine değil, çamura düşmüşsün. Hain. Sakin olur musun biraz? Nasıl sakin olayım? Hayatımın işini mahvettin. Bak, ben kimseye ihanet etmedim. Ne yaptın peki? Öyle bağırıp çağırıp eğer panik yaratmasaydım hepimiz birden yakalanacaktık. Siz kaçın diye zaman kazanmak istedim. Kendimi tehlikeye attım ben. Sırf senin için. Hem ben hain falan da değilim. Bunu bil. Hayatımda kimseye arkamda bırakıp gitmedim. Senin gibi. Aç bakalım. Aç eski defterleri. Ne defteri ya? Defter mi kalmış ortada? Tam 5 yıl oldu seni görmeyeli. Bana çok daha uzun gibi geldi. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hiç düşündün mü acaba? 20 yaşında bir kız ne yapar hayatta? Annesiz, babasız. Tek başına. Hiç aklımdan çıkmadın ki. Gelemedim. Cezaevindeydim. Çıktığımda da sen yoktun zaten. Oysa sen o kadar farklıydın ki benim için. Niye biliyor musun? Çünkü sen benim hayatta sahip olduğum tek insandın. Kahramanım. Sen benim Raki Selim'imdin. Raki Selim'e. Kahramanın. Raki Selim hayatta hiçbir maçı kazanamadı ki.
Hepsinde kaybeden taraf oldum. Sizlere sahip çıkamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seni havuzun kenarında ilk gördüğüm zaman boynuna atlayıp sarılmak istedim, biliyor musun? Özlemin bütün kızgınlığımı alıp götürdü. Seni öpüp koklamak istedim. Her gece yatarken ne düşünüyordum biliyor musun? Acaba onu bir daha görebilecek miyim? Dualar ediyordum. Allah'ım ne olur bir kerecik daha göreyim onu diye. Bak, dualarım kabul oldu. Rahmetli annemi de öylesine inandırmıştın ki. Kızım sen bakma onun kirli paslı işler yaptığına. İyi adamdır. Her şeyden, herkesten, hatta benden bile seni daha çok seviyor derdi. Her zaman arkanda olacak derdi. Olmadın. Olamadın. Sana insanı anlatır. Eller günah. Şeye rağmen ben çok özlemişim seni. Bilge! Kızım! Ben de seni çok özledim. Eller günahkar. Diller günahkar. Bir çay yangını bu bütün dünya günahkar. Babacığım sana bir şey sorabilir miyim? Sor kızım. Annemi daha çok seviyorsun yoksa beni mi? Sen benim için en değerli varlıksın. Ama senin gibi tatlı bir kızın babası olma şansını verdiği için annemi daha çok seviyorum. Hiçbirimiz masum değiliz. Hiçbirimiz. Ya ben buradan kırılıp tutmaya çalışıyorum ya. Allah Allah. Ya ver git. Ya Sebo, niye kulübün üstüne kumu döküyorsun oğlum sen? Gitsene kendi kalene. Allah Allah, şimdi öyle mi oldu? Sabahtan beri kum taşıyoruz lan sana. Taşıma, taşıma. Oğlum bana bu kobra ayakları sökmez ha. Bir kartal pençe atarsam görürsün. Ya git oğlum buradan, git ya git. Recep abi, he, güneşe var mısın ha? Hem ne oldu lan? Boş ver ya. Gel yüzelim. Ah be teyze canım. Ben kumarda kaybettim. Galiba aşkta da kaybettim. Kim kazanmış ki sen kazanasın? Baş ver. O da doğru ya. Selim abi geliyor. Yanında da vatan haini var. Hadi bakalım. Yeni bir plan daha yapacağız. Selim abi. Bu hain orospunun ne işi var aramızda? Ne oluyor lan? Ne yaptın Tezcan? Bilge Selim abinin kızı. Hadi ya. Abi kusura bakma, bilmedim. Özür dilerim ben. Tamam canım. Sen de kusura bakma. Fatih Bey! Fatih Bey! Fatih Bey! Kim ulan bu Temel Reis kılıklı herifler? Fatih Bey! Yok yok abi, bu Hamit abiyle Cenin ya. Hadi lan. Buraya da mı geldiler? Vay! Neydi
Buyur, hoş geldin. Sana kilo almışsın. Hoş geldin. Hamit abi, o kadar dizine konserler verdin, ekstraya çıktın. Adam gibi bir giriş yapamadım ben. Bir ara bir parayı bulamadım. Bir ara bak kendine. Hadi buraya. Hadi buraya. Selim abi, bu kıyafetlerle komik gözükmedik değil mi? Hani bu palyaçoluk işi bizi bozar be abi. Niyeymiş Tezcan? Bence gayet güzel oldu. Yani kimse tanıyamaz bizi bu halde, değil mi? Bilgi Hanım, hayırdır arkadaşlar ki? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar yeni animasyon ekibimiz. Öyle mi? Tamam. Hayırlı olsun. İşte banka aracımız da geldi. Her cuma hasılatı 14.30'da alır ve bankaya götürür. Götürdüğü hasılata gelince 6 ile 8 milyon dolar arasında. Ancak bu işi burada yapamayız. Nasıl yapacağız abi? Bankayla otel arasında bir yerde. Çocuğu birden fırlatacağım buraya, ben bırakırım.
verin lan. Belanızı ver. Araba çarptı lan. Yürü. Arkadaşlar, herkes dağılsın. 10 dakika sonra sahilde buluşuyoruz. Dağılın! Nerede ha? Nerede? Nerede teknemiz? Nerede tekne? İşte burada abi. Tekne bu mu lan? He. Oğlum bu kayık Zeki. Biz bununla mı döneceğiz İstanbul'a? Ne bekliyordun abi? Küçücük çalının altından koca şilep çıkacak değil ya. Recep kaptan yanınızda. Ben abi onunla okyanusu bile geçerim. Hem yelkeni bile var. Hadi kardeşim bir an önce indirelim denize. Birazdan Selim abi gelir hadi. Ondan sonra da... Ver elini Türkiye! Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti seferende talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarıdına vereceğim. Almazsak karakola gideceğim. Allah! O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hadi benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im... Kamil, bir sus istersen artık ya. Tamam. Ulan abi, Raçi Selim nereye kaldı ya? Ya yakalanmış olmasın lan? Evet. Trafiğe yakalanmış olabilir. Ne trafiği be? Top topu 100 tane araba var zaten Kıbrıs'ta. O da doğru ya. Ne kadar güzel konuştunuz Bilge Hanım. Ay yolu kaybetmiş olmasın. Mümkün değil yenge. Selim abi paralar aldı. Gerekirse uçar gelir gene bizi bulur vallahi. Arkadaşlar, panik yapmamıza gerek yok ama galiba soyulduk. Ne? Soyulduk mu? Kim soydu? Kamilciğim, ava giden avlanır hesabı. Şu anda Raki Selim tarafından soyulmuş bulunmaktayız. Hemen peşine düşelim onun. Neyin peşine düşüyorsun be Recep abicim? Benim tanıdığım Raki Selim şu anda parayı ezmeye başlamıştır. Desenize, harbi hırsız çıktı şerefsiz. Ben söyledim size arkadaşlar. Kumar parasından bugüne kadar kim iyi olmuş ki biz olalım? Çok doğru söylüyor Bahtin abi. Yalnız arkadaşlar, galiba... Bu arada tekne su almaya başladı. Batıyoruz arkadaşlar. Bu bir facia. Ulan Allahsız adam. Ulan madem paraları çaldın niye lan tekneyi deliyorsun? Arkadaşlar deniz yoluyla mantarladık. İsterseniz hava yoluyla deneyelim. Buyurun inelim. Buyurun. Çık. Panik yok. Yavaş. Yardım edin mi? Yok.
geçmiş olsun. Kafanıza ne oldu? Yeni imajım. Uçak güzel değil mi? Evet, güzel uçak. Tıpkı sizin gibi. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bilge Hanım. çok ciddiyim niyetimde. Niyetiniz mi ciddi? Evet, çok ciddiyim. Ben de ciddiyimdir. Anlamıştım zaten. Anlamıştım. Bakışlarınızdan, el kol hareketlerinizden. El kol hareketlerimden anladınız. Ben sizin de bana karşı boş olmadığınızı düşünüyorum. Anlamadım. Size karşı boş olmadığımı mı düşünüyorsunuz? Ben artık ileriyi düşünüyorum. İleriyi düşünüyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Mutluluklu bir evlilik. Kimle düşünüyorsunuz? Sizden başkasını düşünemedim bile. Bahattin miydi? Evet. Bakın Bahattin Bey, bir laf vardır. Davul bile dengi dengine çalarmış. Çalarmış, biliyorum. Sizce aramızda herhangi bir denklik var mı bizim? Bence yok. Ya Allah aşkına. Ya bir kendinize bakın. Ha bir de bana bakın. Ya böyle bir beraberliği insanlığa nasıl açıklarız? Ha en azından ben açıklayamam. O yüzden bence siz bu soruyu ne bana sormuş ol, ne de ben bu teklifi almış olayım. Tamam mı Sebahattin Bey? Bahattin. Ya neyse Bahattin, Sebahattin. Tamam mı Bahattin Bey? Bilge Hanım, Bilge Hanım. Son bir kez söyleyebilir miyim? Müsaadenizle. Tuvalete gidebilir miyim? Acaba müsaade senin canım. Kulelere çarparsa. Ya Kamil, hangi ikiz kuleler ya? Ya ne bileyim Tezcan, herhangi bir ikiz kuleye ya. Bak Kamilciğim, gerek sağlamlığıyla, gerekse güvenlik nedeniyle dünyanın en güvenli yolculukları uçakla yapılan yolculuklardır. Bilmem anlatabildim mi Kamilciğim? Kimse kımıldamasın. Davamız adına bu uçağa el koyuyoruz. Ben ne oluyor abi? Öyle ama yok. Hareket yapan olursa bombaları patlatır, uçağı yere çakar. Ona göre davranın. Hostes hanımlar, hala buraya gelin. Gel. Gel. Şşş, dikkat çekmemeye gayret et. Ha. Yavaş yavaş aşağı kay da bizi çocuk zannetsinler. Bakma bakma, göz göze gelme. Geç böyle. Şimdi bizim Zalo'yu pilot kabinine sokuyorsunuz. Sakın yanlış bir hareket yapmayın, yoksa sizi harcamak zorunda kalırım. Zalo, hostes karılarla beraber kokpite giriyorsun, pilotu etkisiz hale getiriyorsun. Tamam Pestu. Hadi yürü bakayım. Ha Zalo, sor bakalım pilota kulenin telefon numarası var mıymış? Tamam Pestu, sor. Evladım, uçakta da cep telefonuyla konuşulur muymuş? Yok teyzeciğim, ben mesaj atacağım. Bir de mesaj atacakmış. Ne var kardeşim, zaten kontürüm az. Tezcan, şu adam bana silah gösteriyor oğlum. Boş ver oğlum, mafyadır, bakma ona.
Mafya mafyadır, boş ver. Ay kırıyorum lan dünyaya. Ben gönülden sevdim lan. Gönülden sevdim. Şimdi benim kardeşim bir torba dolaştıracak. Herkes parasını, mücevherini, değerli eşyasını o torbanın içine atacak. Arkadaşlar kontör kartı da olur. Lan bu Peştu değil mi lan? He da odu. Peştu abi. Baba ne haber? Yürü lan yürü. Hayırlı yolculuklar abi. Yürü yürü abi. Yürü lan. Ya. Tamam abi. Vay vay vay. Peştu abi ne haber? Hayret. Ya siz nereden çıktınız? Ya Peştu abi biz de sandık ki uçağı kaçırıyorsunuz ya. He kaçırdık. Yapma ya. Kazo sen ne bekliyorsun? Git ganimeti topla oğlum. Arkadaşlardan da alayım mı ağam? Yok. Onlar yabancı değil. Sen milletten topla hadi bakayım. Bizde yok. Şimdi de Kıbrıs'ı fethettiniz öyle mi? Uy, fetih mi? Ulan fetih kim biz kimuk be? O zaman tatile gittiniz. Yok be Peştu ne tatili? Bu sefer fena mantarladık. Peştu abi soyulduk biz, bizi soydular. Siz tatile gittiniz onlar sizi soydular he mi? Yok öyle değil. Biz soyguna gittik ama biz soyulduk. Kim soydu lan sizi? Ver lan çantayı. İndirin lan uçağı! İndirin! İşte abi bu herif bizi soydu. Geç lan. Salak. Çanta da para dolu. Yakışıyor mu sana Selim? Yakışıyor mu bu yaptıkların? Bir de sana abi diyoruz be. Bak hala abi diye hitap ediyorum ha. Hani 50-50'ydi muhabbet? Hani beraber umreye gidecektik hemşerim. 10 milyon doları sizin gibi salaklarla mı paylaşacaktım lan? Benim var ya. Siktir lan. Geç içeri. Abi ayıp oluyor bağırıyorsun esnafın içinde olmaz. Geçin lan. Lütfen. Seni tanıdığım sanmıştım. Bilgeciğim. Ama yine yanılmışım. Ekmek Musaf çapsın arayacaktım. Lanet olsun senin gibi babaya. Utanmıyorsun değil mi? Hani bu işten sonra evlenecektik. İstanbul'a dönünce seni de arayacaktım aşkım. Bu Ayşin abi, sevgilisi. Rakip Selim, sen bittin birader. Aşağı inince göreceksin. Topuğuna sıkmazsam topulayım. Otur lan aşağı, otur lan. Bu da Sebo, mahalleden. Selim'in yancısı. Ne oluyor lan orada? Peştu, pilotlar korkudan bayıldı. Ha? Korkmayın, korkmayın. Otomatik pilot diye biri kullanıyormuş uçağı. Şimdi patlatırım bombayı, çakarım uçağı yere ha. Ver şu çantayı bana, ver. Birader. İstersen parayı kırışabiliriz ya. 50-50 yani. 50-50 yok. Geç hele. Geç otur. Alo. Paraşütler hazır mı? Hazır Peştu. İyi o halde gidiyik. Peştu. Hepimiz kardeşiz o. Bize de ufak bir güzellik yaparsın be abi. Ya hepimiz kardeşiz. Onu dükkanı patlatırken düşünecektiniz. Yiyin, yanınızdakine geçirin. Çok tatlı şekerdir. Hadi bakalım. Happy nice trip. Hepinize iyi tripler. Telaşa gerek yok. Ben sivil polisim. Şimdi onları yakalarım. Hiç merak etmeyin. Aa!
patladı lan paraşütsüz. Aranızda uçak kullanmayı bilen var mı? Bacım hayırdır? Pilot kalp krizi geçirdi, düşüyoruz. Selim abi, düşüyoruz. Hadi lan, düşerse düşsün. Parayı da düşürdük. Selim abi, sen harbiden şerefsizmişsin be. Pardon abi. Kamil yürü, düşüyoruz. Ha? Ha? Ha, nereye gidiyorsunuz? Şişt, pilot abi! Pilot abi! Pilot abi! Zeki, tutamam şunun ayaklarından. Alayım ben bunu buradan. Kule konuşuyor, kule. Kule konuşuyor, kule. Kim konuştu lan? Kule arıyor, kule. Alo, kimi aradınız birader? Sizi aradım. Beni duyabiliyor musunuz? İskender abi sen misin? Ben havalimanı kule direktörüyüm. Pilotların durumu nasıl? Ha, iyi iyi. Kalp krizi geçiriyor pilotlar, tamam. Hiç panik yapmayın. Yok yok, yapmayız birader. Siz de panik yapmayın. Yalnız uçağın önü biraz aşağı indi, uyandırayım ha. Panik yok, no problem. No 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 no. Umarım yere çakmazlar uçağı. Çakmazlar, çakmazlar. Kamil, Zeki, sessiz olun. Kuleyle konuşuyorum. Otomatik pilotun durumu nedir? Otomatik pilot, yani otomatik pilot şu anda burada yok abi. Nasıl biriydi kendisi? Çok kötü. Bütün pilotlar devre dışı. Yapacak bir şey yok. O konuşan indirecek uçağı. Söyle ona sakin olsunlar. Düşürmeden indirsin. Uçağı birlikte indireceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşılmasına da abi. Yalnız bende ehliyet yok, onu uyandırayım. Hiç sorun değil. Önce herkese emniyet kemerlerini bağlamalarını söyleyin. Olur abi. Devlete karşı saygımız sonsuz abi. Zeki, ha? Git içeriye söyle, herkes emniyet kemerini bağlasın. Tamam abi. Tamam, merak etme. Yine çok. Recep abi. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Uçağı biz indiriyoruz. Sakin olun ya. Hamit abi, bir müzik yap da moral olsun ya. Hadi, hadi Recep abi. Gel, gel. Efendim, hepinize hayırlı yolculuklar, iyi uçuşlar diliyorum. Evet. Emniyet kemerleri tamam abi. Kemerler tamamdır kule. Yar 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 yandım, karenin bedenleri. Yar 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 yandım, koy beni bedenleri. Şuna bay yavrum, şuna bay bay. Koy. Şimdi Tezcan Bey, uçağı otomatik pilottan çıkarmamız gerekiyor. Tamam, çıkaralım. Önünüzde bir düğme olacak. Burada bin tane düğme var, hangisi acaba? Tezcan, bu düğme olabilir mi acaba? Tamam, bulduk düğmeyi. Basın o düğmeye. Bas Kamil. Kule bir maruzatım olacak. Galiba düşüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen önünüzde bir lövye olacak. Lövye ne lan? Lövye, lövye ne lan kule? Direksiyon yani. Ha, direksiyon desene be kardeşim ya. Şimdi direksiyonu kendinize doğru çekerek uçağı dengede tutmaya çalışın. E tamam, tutuyoruz. Öyle aşağıdan konuşmak kolay tabii. Allah Allah, gel ulan gel. Şimdi solunuzda bulunan grup halindeki düğmelere basın, sağınızda bulunan gaz kolunu itin ve pedallara basarak lövyeyi ileriye doğru itin. Efendim? İt, it. Hemen solunuzda bulunan grup halindeki düğmelere basın, sağınızda bulunan gaz kolunu itin ve pedallara basarak lövyeyi ileriye doğru itin. İt. Lövye mi? Aşağı kadar, aşağı kadar. İt, 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 it. Allah'ım ya!
İt, it. Tezcan it. Ulan Kamil sen. Kaptan! Kaptan! Ulan bu kadar hızlı sürülür mü lan? Kaptan! Geldim ulan geldim. Panik yapmayın. Kalk ulan oradan. Kalk. Başıma ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Kule. Ben pilot Değmen Salih Uçarı. İniş izni istiyorum. Memnun oldum Teğmen'im. Nihayet uçakta bir pilot varmış. Allah'a şükür. İniş izni verilmiştir. Başarılar. Allah razı olsun. Hadi bismillah. Bak bakayım kaç. Gel bakayım abi. 12.8. Atladım arkalarından. Allah'tan paraşütün tam üstüne düştüm. Apar topar yakaladım onları. Bu sizindi sanırım. Yok abi yok. Bizde bir alakası yok. Tamam ben bunu alayım. Selim abi. Bu parayı nasıl çıkaracağız buradan ya? Oğlum koskoca uçağı indirdik. Bu da utanmadan bizi mi arayacaklar? Yürüyün lan. Birer kahramansınız. Yolcuların hayatlarını kurtardınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Baba bizi bir çekme. Heh? Çek baba. Kim? Ha? Ne o? Kaçacak! Siz yine kaçıyorsunuz! Görüyor musunuz? Yakalarsınız!